Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası'nın 7. Olağan Kurulu gerçekleştirildi. Hafta sonu gerçekleştirilen Olağan Kurul'da tek liste gidilen seçimde Aksaray Şube Başkanı Nedim Deniz Güven tazeledi. Genel Kurul'a AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Avukat Hüseyin Öz, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Hak İş Aksaray İl Başkanı Nedim Deniz, İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş, Hak İş Antalya İl Başkanı Muhammed Talha Kandil, Hak İş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, Hak İş Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, Hak İş Kırşehir İl Başkanı Hızır Gürler, Hizmet İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, delegeler ve basın mensupları katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Hizmet İş Sendikası İl Temsilcisi Nedim Deniz, kurul toplantısının hayırlı olmasını diledi. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. 28 Şubat sürecinde yaşanan sıkıntıları aktaran Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin Cumhuriyet tarihinde yapılan en önemli reformların başında geldiğini söyledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ederek, Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı sayesinde sendikamız Aksaray'da daha da güçlenerek büyümüştür dedi. Bu 25 yıllık süreç gerçekten çok düz bir çizgide devam etmedi. Zorlukları, sıkıntıları yaşadık. Ama hep burada bir şey başardık. Uzlaşmayı, birlikte sorunları çözmeyi, kavga etmemeyi, çatışmamayı ama sorunları çözme konusunda da azami çabaları, gayretleri gösterdik. Onun için buradayız ve iyi ki buradayız. Tabii 2014'te göreve gelen çok değerli belediye başkanımız Haluk Şahin Bey'in ortaya koyduğu yeni yaklaşımla da hem sendikamız hem Hak İş daha da güçlenerek, daha da büyüyerek yoluna devam etmektedir. Yeri gelmişken Sayın Belediye Başkanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımızın artık belediyenin bünyesindeki şirketlere belediye çalışanı olarak geçmesiyle beraber bütün taşeron şirketlerden gelen arkadaşlarımızın sendikalı olma konusundaki çabalarını, taleplerini karşılayıp ve burada Aksaray Belediye'mizdeki bütün çalışanların sendikalı olmasının önünü açmış oldu. Ondan dolayı Sayın Başkan'a bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum ve kendisini de güçlü bir şekilde alkışlıyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise işçilere sahip çıkan bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını ifade ederek kongrenin hayırlı olmasını diledi. Burada bizim hep yönetim anlayışımızda şu vardı, sizler de biliyorsunuz. Çok farklı alanlarda yapmış olduğumuz toplantılarda hep şunun üstüne vurgu yaptık. Dedik ki biz burayı tek başımıza yönetmiyoruz. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Sizlerle beraber bu işleri yapacağız. Sizlerle beraber bu şehrimizi hem marka şehir yapacağız, hem bu şehirde yaşayan bütün Aksaraylı hemşerilerimiz bu yapılan hizmetlerden memnun olacak ve bizlere hayır duasında bulunacak. Bizim yola çıkışımız da buydu. Yapmış olduğumuz faaliyetlerinde, özünde de, esasında da bu vardı. Ve biz biliyoruz ki, ben tabii belediye başkanı olarak bu 4. senemi dolduruyorum. Bu 4 sene içerisinde şunu gördüm. En güzel hizmet, insanların hizmet ettikten sonra karşılığında aldığınız hayır duası. Ve bunlar geride kalacak. Yol yapıyoruz tabii ki, asfalt yapıyoruz, temizliğini yapıyoruz, şehri güzelleştirmek için çiçekler ekiyoruz. Yapmadığımız çalışmaya birçok noktada gecemiz gündüzümüz yok. Sizler de o fedakarlığı sonuna kadar gösteriyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Ama vatandaşlarımıza dönüp de onların bize dediği o güzel dualar, o hayır dualar bizim için itici bir güç oluyor. Bizim için moral oluyor, motivasyon oluyor. Daha fazla iş yapmak, daha güzel hizmetleri sunabilmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Özellikle tabii ki diğer kurumlarda da çalışan işçilerimizin çalışma koşulları ve çalışma şartlarının en iyi şekilde yapılması tabii ki sendikalarımızın sizlerin haklarını korumasıyla olacaktır. Bu nedenden dolayı
değerli başkanımıza, değerli sendika yöneticilerimize sizleri desteklediğiniz, sizlerin yanında olduğu için teşekkür ediyoruz. Tabii ki bizler de sendikamızın yanındayız. Sendikamız, bizim sendikamız olarak görüyoruz. 850'ye yakın işçimizi kadroya aldığımız andan itibaren bunda başkanımızın çok büyük katkıları oldu. Değerli milletvekillerimizin, sayın bakanımızın, başbakanımızın ve cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kadro çalışmaları başladı ve bizim belediyemizde bulunan şirketlerimizin hepsini kapatıp belediyemizin şirketinde çalışmaya başladılar. Ve bu çalışmaya başladıkları andan itibaren de görevleri ve sorumlulukları neyse aynı şekilde devam ediyorlar ve devam edecekler de. Bunda ben inanıyorum. Yani bu konuda benim hiçbir tereddütüm yok. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki hem benim bulunduğum konuda hem sizin bulunduğunuz konuda dışarıda birçok insan var ki buralara gelip bu imkanlardan faydalanıp çalışmak isteyenler var. Biz o bakımdan şanslıyız. Ama tabii ki bunun vebali ve sorumluluğunu da en iyi şekilde yerine getirmemiz lazım. Bunun da tek yolu işimizi en güzel şekilde yapabilmek. Hizmet İş Sendikası 7. Olağan Kurulu'na katılan AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti de kongrenin hayırlı olmasını dileyerek gündemi değerlendirdi. Hak İş her zaman alın terinin ve işçinin yanında olan bir kuruluş. Gerçekten hükümetle de karşı karşıya kaldığında da her zaman işçinin yanında olduğunu biz bizzat gözlemledik. Şimdi burada taşerona kadroyla ilgili kısımda Hak İş'in ne kadar önemli fonksiyonlar gördüğünü başkanım anlatmaya çalıştı ama benim bizzat şahit olduğum, belki de herkesin bilmediği ve Hak İş'in misyonunun gereği olarak kavga etmeden, gürültü çıkarmadan gereğini yapmak ve çözüm üretme sanatının bir ürünü olarak şöyle bir olay vardı. Taşerona kadro olayı gündeme geldiğinde bunları nasıl devlete alacağımız konusunda büyük bir kararsızlık vardı. Sözleşmeli memur gibi bir şey yapılmaya çalışıyordu ve bu sendikal haklarınızın hepsini kaybetmekle karşı karşıyaydınız. Bunu Hak İş bizi de onurlandırdı. Hak İş'in davasına inanan, daha doğrusu ona destek veren gönüllü milletvekillerimizi toplayarak bir fikir alışverişinde bulundu ve çok gizli, güzel bir çalışma yaparak sizlerin işçi olarak kalmasını ve kazanılmış sendikal haklarınızı kaybetmemenizi sağladı. Tabii burada Cumhurbaşkanımızın bir üstün iradesi, desteği ve emirleri vardı. O olmasaydı bunlar olmazdı zaten. Ve bunu kamuoyu çok bilmeden, böyle büyük kavga gürültü de olmadan elde edilmiş bir haktı. Bunu Hak İş Başkanımız ve Hak İş Teşkilatı sağladı. Gerçekten de işçinin her zaman yanında olduğunun bir göstergesi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte Aksaray merkezde Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Başkan Yazgı'nın ziyaretinde okulda yapılan faaliyetler kapsamında kurulan Veli Kadın Aktivite Merkezi büyük hayranlık uyandırdı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Atatürk İlkokulu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Okul Müdürü Recep Çelen'den bilgiler aldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Atatürk İlkokulu'nu ziyaretinde Türkiye'de tek örneği olan ve okul müdürü tarafından hayata geçirilen Veli Kadın Aktivite Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kolay gelsin. Sizlerin hakkınızı sağ olun. Sağ olun. Siz ne yaptınız? Okul müdürü Recep Çelen, çocuklarını okula getiren annelerin zamanla okul çatısı altında değerlendirmelerini olanak sağlamak amacıyla böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ve açılan aktivite merkezinin veliler tarafından büyük ilgiyle karşılandığını söyledi. Çocuklarıyla birlikte aynı okulda eğitim gören veliler ise okul kapılarını kendilerine açan Müdür Recep Çelen'e teşekkür ediyor. Müdürümüzün de imkanı sağladığı gibi evdeydik. Evden geldik, makinalarımızı getirdik. Burada bir şeyler etmeye çalışıyoruz. Şu anki yaptığı eğitimdeki çalışmadan yurt dışına sipariş, mutfak peçetesi, mutfak önlüğüyle beraber mutfak masası da var. Yurt dışına gitmek üzere yapılıyor şu an. Tadilat yapıyoruz, giyim üzerine giriş yapıyoruz. 23 Nisan için kapıları kıyafet ediyoruz. Yapmış olduğunuz şu an ürünü 23 Nisan'da mı kullanmayı düşünüyorsunuz? Evet, 23 Nisan için kapıları kıyafet ediyoruz, sipariş aldık.
Okul kütüphanesi ve sınıfları ziyaret eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya, eşi Hasibe Yazgı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun Akkurt eşlik etti. Okul faaliyetleri hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Recep Çelen, Başkan Yazgı ve eşine ziyarette öğrenciler, öğretmenler ve velilerle birlikte düzenledikleri okul bahçesini gezdirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ın ilk özel cilt estetik plastik cerrahi kliniğinin açılışını gerçekleştirdi. Estetik plastik cerrahi uzmanı Doktor Hasan Ateş, Aksaray'ın ilk özel estetik cerrahi kliniğini hizmete açtı. Türkiye Estetik Cerrahi Derneği TRPACD tarafından düzenlenen 36. Ulusal Kurultay'da uzman araştırma yarışması deneysel dalda yağ dokusundan yapay kulak ameliyatıyla birincilik ödülüne layık görülen ödüllü Doktor Hasan Ateş'in estetik merkezi açılışına Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sivil toplum kuruluşları başkanları, sağlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı. Meydan Mahallesi'nde kliniğini hizmete açan Doktor Hasan Ateş, Aksaray'da estetik plastik cerrahi kliniğine ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, açılışa katılan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve tüm davetlilere teşekkür etti. Açılışın ardından estetik ve plastik cerrahi merkezini gezen Başkan Yazgı, Doktor Hasan Ateş'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde su ve kanalizasyon çalışmaları kapsamında altyapısı tamamlanan yerlerde satı kaplama için zemin çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2018 yılı içerisinde altyapısı tamamlanan mahallelerde asfalt yol çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri altyapısı biten bölgelerde asfalt ve satı kaplama çalışmalarına hız verdi. Aksaray Belediyesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak, yolların zeminini trafik akışına en elverişli hale getirmek adına çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Aksaray'da çocuklar ve aileleri için hizmet verecek olan kafenin açılışı yapıldı. Kafe açılışına Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı katıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Küçük Bölcek Mahallesi Küçük Bölcek Caddesi üzerinde bir kafe açılışına katıldı. Hizmete açılan kafe, çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak atölyelerden oluşuyor. Açılışını gerçekleştirdiği kafede çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Yazgı, işletme sahibi Fatma Nur Günay'dan bilgiler aldı. Futbolda Aksaray'ın yüzünü güldüren kadın futbol takımımız oldu. Kadınlar 3. Lig 12. grupta mücadele eden Aksaray Hasan Dağı Spor 2. Lig'e yükseldi. Haberin detaylarını aktarıyoruz. Kadın futbol takımı Malatya'da yapılan playoff müsabakalarında ilk 2'ye girerek gelecek sezon Kadınlar 2. Lig'inde Aksaray'ı temsil etme hakkı kazandı. Aksaray Hasan Dağı Kadın Futbol Takımı Kadınlar Futbol 3. Ligi Playoff Şampiyonluk maçında Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor'u 3-0 yendi ve şampiyon oldu. Malatya Yeşiltepe Spor Kompleksi 3 nolu sahada oynanan ve Malatya bölgesinden hakem Ahmet Yener'in yönettiği karşılaşmaya Kırmızı Siyahlılar, Hicran Akpay, Meltem Solaker, İrem Selen Kafalı, Gülcan Kuyumcu, Şerife Nur Birol, Esra Koç, Nazlı Feride Aleterik, İlknur Meral, Beyza Kuşsan, Habibe Özkan ve Sena Karakaya 11 ile başladı. Mücadeleye tempolu bir başlangıç yapan Hasan Dağı Spor Kulübü, dakika 39'da Esra Koç'un penaltı vuruşuyla ilk golü buldu. Karşılaşma boyunca oyun hakimiyetini sürdüren Kırmızı Siyahlı ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı gol arayışlarını sürdüren Yeşil Sağ'ın Sultanları dakika 79'da Şerife Birol ve dakika 90'da Cansu Reş'in penaltı vuruşuyla karşılaşmayı 3-0 galibiyetle bitirerek kadınlar 2. lige yükseldi. Hadi bitir. Kadınlar Futbol 3. Lig 12. grupta Aksaray'ı temsil eden Aksaray Hasan Dağı Spor, playoff maçlarında Diyarbakır Spor, Kayseri Gençler Birliği ve final maçı Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Kulübü'nü devirdiği karşılaşmalarda kendi kalesine gol yemeden toplamda 14 gol attı.
Üçüncülük playoff maçlarında ikinci lige çıkmanın sevincini yaşayan Aksaray Kadın Futbol Takımı oyuncuları sahada sevgi gösterilerinde bulundu. 1-2-3 Aksaray! 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 Şehitler ölmez, vatan ölmez! Şehitler ölmez, vatan ölmez! Şehitler ölmez, vatan ölmez! Playoff'larda 4 takım arasına girerek şampiyon olmak isteyen Hasan Dağı Spor şampiyonluk maçı için ise hazır. Aksaray Hasan Dağı Spor Kulübü'nün Malatya dönüşü şehir merkezi girişinde İl Emniyet Müdürlüğü karşıladı. Akşam geç saatlerde Aksaray'a dönen teknik heyet ve yönetim takım otobüsüyle birlikte eskort eşliğinde kısa bir şehir turu attı. Şehir turunu 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda tamamlayan şampiyonlar İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile zaferlerini paylaştılar, sevinç gösterisinde bulundular. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda karşılaştığı Polatlı Belediye Spor Kulübü'ne 31-21 yenildi. Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Ankara'ya giden Altın Kızlar istediği sonucu alamadı. Polatlı Belediye Spor Kulübü'ne 31-21 yenilen temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ligde 8. sırada. Kötü bir sezon geçiren Süper Lig ekibimiz oynadığı maçlarda bir türlü hedefine ulaşamıyor. Ankara deplasmanından yenilgiyle dönen Gençlik ve Spor Kulübü oynayacağı maçlarda üst sıralara çıkmak için kıyasıya mücadeleye devam ediyor. Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor deplasmanda karşılaştığı Melikgazi Belediye Spor'u 76-33 yendi. Tekerlekli Sandalye basketbol takımımız 68 Aksaray Belediye Spor Lig'in 19. haftasında Ankara ekibi Melikgazi Belediye Spor Kulübü'ne konuk oldu. Tekerlekli Sandalye basketbol takımımız Melikgazi maçından 76-33 skorla istediği puanı alarak galibiyetle geri döndü. Ligde düşme potası riskiyle karşı karşıya olan temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor basketbol takımımız 10. sırada yer alıyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haber turumuzun sonuna geldik. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.